Sayın Bakanım, Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşım, sevgili rektörüm, Ziraat Odaları Birliği'nin değerli genel başkanı, Ziraat Odaları başkanlarımız, kadın çiftçiler, kız kardeşlerim, ablalarım, bütün çiftçi kardeşlerim, Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun diyorum. Bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır biliyorsunuz benim de komşu memleketim. Ama şehirlerden herhangi bir şehir değil. Diyarbakır'ın ne olduğunu anlamak için Diyarbakır tarihini iyi bilmek, özümsemek gerekiyor. Daha 1300'lü yıllarda Halid bin Velid'in bu İslam coğrafyasına kattığı topraklarda bugün Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin yaşadığı şehir Diyarbakır. Bugün Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'ten sonra Harem-i Şerif Ulu Cami'nin olduğu şehir Diyarbakır. Evliya Çelebi üstünü üstlük diyor ki, Diyarbakırlı diyor, erdemli insanların şehri. Böyle bir Türk kültür, böyle bir medeniyet, böyle bir insan yapısı oluştuğu zaman işte böyle bir tarih ve böyle bir kültür, böyle bir köklü geçmiş oluyor. İşte o yüzden bugün çözüm sürecini yaşadığımız bugünlerde o kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize atılan nifakların neden tutmadığını görüyoruz. Neden işe yaramadığını görüyoruz. Maya çok sağlam. Tohum çok sağlam. Toprak çok sağlam. Allah'ın izniyle bu yeni süreçte de sizlerle beraber büyük bir heyecanla, büyük bir sevgiyle, büyük bir muhabbetle bu toprakların tam bir kalkınma hamlesine dönmesini, özüne dönmesini ve insanın kazanmasını çok önemsiyoruz. Aşık Veysel'in söylediği benim sadık yârim kara topraktır diye başladığı o dörtlükte bakma çok önemli. Diyor ki havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılırsam nerede kalırım? Benim sadık yârim kara topraktır diyor. İşte toprak ve tohum. Herkes çiftçi olamaz. Herkesin her baba yetinkarı değil. Emek istiyor. Dua istiyor. Sabır istiyor. En önemlisi aşk istiyor. İnanç istiyor. Bunların hepsini birleştirmezsen o topraktan o gıdayı oluşturman mümkün değil. İşte 10 yıldan beri huzurlarınızdayız. Başbakanımızın liderliğinde millete hizmet etme yolculuğuna çıktığımız zaman geleceğe hükmetmek için toprağa hükmetmek gerektiğini, geleceğin petrolünün, doğal gazının toprak ve su olduğunu, gıda ve enerji olduğunu gördük. Ve dönüp baktığımız zaman tarım devrimini ıskalamış bir milletiz. Sanayi devriminin sonuna yakalandık. Şimdi bilim ve teknoloji çağındayız. İşte son 10 yıldan beri o ıskaladığımız, o kaçırdığımız, o suya bakıp da kullanmadığımız, toprağa bakıp da ekmediğimiz günlerin arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımız herhalde şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre Tarım Bakanlığı yapan kardeşimiz, abimiz. Baktığınız zaman bu değerler, bu rakamlar kendiliğinden de çoğalmıyor. Bugün %30 büyüyen bir sektörden bahsediyorsunuz. Dünya yedincisi olduğunuz bir alandan, Avrupa birincisi olduğunuz bu sektörden bahsediyorsunuz. Birinci olacağız. Avrupa'da birinci olacağız. Peki bunu nasıl devam ettireceğiz? Nasıl sürdürülebilir kılacağız? O toprakla uğraşan, o alın teriyle uğraşan, işte erkeğiyle, kadınıyla bütün çiftçilerimizi bilgiyle donatacağız. Bilgi güçtür, iktidar yapar. Kim bilirse, kim hükmederse, kim doğruyu yakalarsa o en huzuru, en mutluluğu yakalayacak kişi demektir. O yüzden değerli kardeşlerim, bir taraftan sanayi demeden, ticaret demeden, kırsal demeden, kent demeden o 780 bin kilometreyi ve 75 milyonu herkesi birinci sınıf insan olarak gördük. Yunus Emre'nin diliyle yakaladık, gönül diliyle yakaladık. Biz dedik yaradılanı yaradandan dolayı seviyoruz. Nerede doğmuş, anası babası kim olmuş, mezhebi kim olmuş, inancı ne olmuş? Eşrefi mahlukatsa, insansa önce insan dedik. Kadın ve erkek ikisinin
bu hayat yolculuğunda birbirinin tamamlayıcısı olduğu bir inançtan geliyoruz. Birbirinin velisi olduğu bir inançtan geliyoruz. Birisini ilerletip öbürünü geride tutamayız. İkisini beraber bir şekilde, mutlu bir şekilde yarınlara hazırlamamız, onların evlatlarını bilgiyle donatmamız gerekiyor. İşte o yüzden İstanbul'da ne varsa Diyarbakır'da olacak, köyünde ne varsa şehrinde olacak. O yüzden herkese fırsat eşitliği vereceğiz dediğimiz iki nokta çok önemliydi. Birincisi eğitim, ikincisi sağlıktı. Ve yoksulluktan dolayı eğer kız çocuklara okutulamıyorsa 10 yıl önce bu gerçeği hatırlayalım. Hafızayı beşer nisyan ile malum. Eğer bundan dolayı okutulmuyorsa dedik, kız çocuklarına daha fazla mali destek verip bunu annelere vereceğiz dedik. 1 milyon annenin hayatına dokunduk. 2,5 milyon çocuğun yaşamına dokunduk. Ve temel eğitimde bugün kızlarımızı ve erkeklerimizi eşit bir şekilde eğitim imkanı verdik. Sağlığa gelecek olursak, hep haberlerde içimizin yandığı, yüreğimizin yandığı bir şey vardı. Anne ve bebek ölümü oranları. Karın altında kalmış, doğuma giderken ölmüş analar ve bebekler. Bu devam edemez dedik. Sağlıkta dönüşüm yapacağız dedik. Ve bundan en çok kadınlarımız ve çocuklarımız istifade edecek dedik. Artık ülkemiz Avrupa Birliği standartlarında bebek ve anne ölüm hızı oranlarını en hızlı düşüren 10 ülkeden biri oldu. Benim ülkemin kadınları hastanede doğum yaptığı için mali destek alarak bu süreci yönetti. Benim ülkemin kadınları, anaları, bebeğinin, karnındaki bebeğinin D vitaminini, mineralini sosyal devlet olarak Sağlık Bakanlığı'ndan ücretsiz alarak çocuklarının sağlıklı bir şekilde doğumunu sağladı. Doğan her çocuk sigortalı doğuyor. 18 yaşına kadar bedava sağlık imkanlarından istifade ediyor. Ben Birleşmiş Milletler Salonu'nda bunu anlattığım zaman bugün girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerin, Fransa'nın, Almanya'nın, mevkidaş bakanlarının bunu nasıl başardınız dediğini duydum. İşte bugünlerdeyiz. Ve gelecek çok daha iyi olacak. Gelecek çok daha huzurlu, çok daha mutlu, çok daha barış içinde olacak. Ne yapmamız gerekiyor? Bir kere tek yapmamız gereken şey, aradaki nifakları kaldıracağız. Birbirimizi gönül diliyle bakacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Ve 75 milyonun kardeşliği için herkes elini taşın altına koyacak. Herkes bedenini sevgi ve muhabbet ortamı için gerekli bütün gücünü gösterecektir diyorum. Bunu yapabildiğimiz zaman işte bugün kadın çiftçilerimizle ilgili geldiğimiz noktada biz şunu söylüyoruz. Kırsaldaki kadın eğer çocuğuyla ilgili bir gelecek endişesi yaşamıyorsa, aile ve iş yaşantısı uyumu sağlandıysa, bilgili bir şekilde onun yaşamına dokunduğun zaman o bereket. Çünkü kadına dokunduğun zaman çocuğa, aileye ve topluma dokunuyorsun. O kadar bereketli ki bütün toplumun huzurunu ve barışını bir barometre gibi ölçebiliyorsun. %50 olan ve yok sayılamayacak bu kadın nüfusumuzu eğitmek, çiftçi olsun, sanayici olsun. Şimdi biraz önce değerli başkanım söyledi. Tarımda %40 sektörel olarak baktığın zaman çok güçlü bir kadın oranı var. Bu kadınlarımız eğer kırsalda yeterince eğitim almaz, yeterince istediği hayat seviyesine ulaşamazsa şehre geliyor, bu sefer ücretsiz aile işçisi oluyor. İşte o yüzden biz herkesin istediği mekanda, istediği şekilde yaşayacağı altyapıyı oluşturmak durumundayız. Bir taraftan Sayın Bakanımız zaten anlatacak, onun alanına girmek istemiyorum. Bir taraftan hukuki bakımdan eksiklikleri giderip yapılan birçok desteklerle beraber hep kadınlarımıza daha fazla pozitif ayrımcılık yapacak şekilde bu yolculuğa devam ediyoruz. Bu yolculuğa devam edeceğiz. Alnımız ak, başımız dik bir şekilde bir başarı hikayesi bırakacağız. Bir eser bırakacağız. Nasıl toprak kendine verilen emeği görüyor ve onu bir berekete dönüştürüyorsa, biz de insan olarak arkamızda bırakacağımız şey eser. Hayır duası.
verilen makamın hakkını verme. Bunun için gereğini yaptın mı sorusuna cevap verme. Allah'ın izniyle hem halkımızın gönlünde hem hakkın huzurunda bu sınavı büyük bir gönül rahatlığıyla bu ekibin vereceğine inanıyorum. Çünkü milletimizin hayır duası arkamızda. Diyarbakırlı kardeşlerimiz yanımızda. Çünkü biz sizinle kader birliği yaptık. Biz sizinle etle tırnak olduk. Sizin kaderiniz bizim kaderimiz diyorum. Allah kaderimizi, yolumuzu açık etsin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.